Siz hep kalbimizdesiniz. Sizi her gün rahmetle anıyoruz. Tüm Avrupa'da 24 saat hizmetinizdeyiz. Acı gün dostunuz Erenler Cenaze. Avrupa ücretsiz arama hattı 00800 900 990. Allah Hak Muhammed Ali'nin aşkına başladık erenler hak için yemey. Şah-ı Merdan yardım yardım eyle düşküne. Hasan Hüseyin'le de geldik bu cemene, canlar bu cemene. Adem ile Nuh'un Nuh'un gününden beri, İbrahim, İsmail, İshak'dan beri, Davut, Musa, İsa, İsa, Yusuf'dan beri, İmam Zeynel ile de geldik bu cemene, canlar bu cemene. Erenlerin gizli gizli gününü gördük. Uyurken Hakk'ın Hakk'ın nurunu gördük. Kerbela'da Haydar Haydar erini gördük. İmam Bakır'la da geldi ki bu cemene, canlar bu cemene. İmam Cafer hem okudu hem yazdı. Musa Kazım Hak'tan Hak'tan gelen niyazdı. İmam Rıza pir olarak çok gezdi. Tagi Nagi ile de geldik bu cemene, canlar bu cemene. Allah Allah diye diye ağla gönülden. Bu kırklar cemini canlar bağla gönülden. Sular gibi şaha şaha çağla gönülden. Ali Esker ile de geldik bu cemeye, canlar bu cemeye.
Muhammed Bey'i bekledik durduk. Bir olduk erenler, bu cemiyi kurduk. Gönüller sesini Hak'a duyurduk. Bektaş Veli ile de geldik bu cemiye, canlar bu cemiye. El ele el Hak'a verin erenler, bu kalender size size kurban erenler. Bu fakirler bugün bugün mihman erenler. Keskin deden ile de geldik bu cemene, canlar bu cemene. Bu fakirler bugün bugün mihman erenler. İsmail babayla da geldik bu ceme, canlar bu cemene. Eyvallah. Cem TV'nin saygın izleyenleri, Anadolu'nun güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize bu akşam, bu güzel akşamda Aşk Günü yazarımızı sunuyoruz. Bir ikrar programında yeniden huzurunuzdayız. Bugünkü konuklarım çok değerli ve çok saygın kişilikler. Kendileri Isparta Serinkent Ulubey Veli Baba Ocağı'nın dedesi ve hak aşığı burada. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Eyvallah. Hoş bulduk. Efendim, biliyoruz ki hepimiz yarın 10 Kasım. 10 Kasım'ın Anadolu insanında çok önemli bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Her ne kadar unutulmak istense de, her ne kadar isimleri, o yüce insanın ismi unutturulmak istese de biz unutturmayacağız. Yüce Önder, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim her zaman için yol önderimiz olmuştur. Onun sayesinde Anadolu insanı kurtuluşa ermiştir. Onun sayesinde Anadolu insanı kul olmaktan kurtulmuş, birey olmuştur, insanlığını tanımıştır. Saygıyla, minnetle, hürmetle, sonsuz sonsuz bağlılıkla anıyoruz kendisini. Ki bize bu kimliği, bu kişiliği kazandırdı. Efendim, her 10 Kasım'da biliyorum ki Anadolu insanının yüreği burkulur. Anadolu insanı bir hüzne boğulur. Ama şunu bilmeliyiz ki, iyi ki o yüce önder bizi kurtuluş, bizi kurtarmış, bize önderlik etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk insanına bir kimlik kazandırmıştır. Biz her 10 Kasım'da görevimizi yapacağız. İzinde olmayacağız. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman bayraktarlığını yapacağız. Kendimizi bir kenara çekmeyeceğiz. Çünkü onun devrim ve ilkeleri yüzyıllar sonra bile insanlığa gerekli ve insanlığın rehber edilmesi gereken dünya görüşü ve kurduğu cumhuriyet de bütün insanlığın aslında aynası gibidir. Tekrar saygıyla anıyorum kendisini. 79 yıl önce Hakk'a gönderdik kendisini ama daha 179 yılda geçse, 1000 yılda geçse yine kendisi her zaman bizim gönlümüzde, yüreğimizde yaşayacak ve onun izinden devam edeceğiz bu yola. Hepimize Hak Muhammed Ali yardımcımız olsun, Hızır yar ve yardımcımız olsun diyorum.
Evet sevgili dedem, siz Isparta'dan geldiniz, Serinkent'ten, Ulubey'den. Eyvallah. Tabii ki Anadolu Aleviliğinde farklı farklı sürekler var. Bu süreklerden biri de size ait. Veli Baba dergahında yıllar önce vücut bulmuş erenler, evliyalar bugüne kadar getirmiş. Efendim ben önce sizi tanımak isteriz. Cem TV izleyenleri sizi tanımak isterler. Buyurun efendim. Efendim teşekkür ederim. Bizi izleyen bütün yurt içi ve yurt dışındaki canlara selam olsun. Bizi izleyen canların akşamları hayır olsun. Ve çok sevdiğim bir canımız var İsviçre'de. Adı Cuma Mor. Bu canımız rahatsız. Ona da haktan şifalar diliyorum. Sizin de buyurduğunuz gibi yarın malum 10 Kasım atanın hakka yürüdüğü gün. Bizde ölüm olmaz, haka yürüme olur. Haktan gelen haka gider, topraktan gelen de toprağa gider. Haktan gelen ruhtur, ölümsüzdür. Topraktan gelen de bedendir. Çünkü toprak olur. Bu nedenle Ulu Önder gerçekten Anadolu insanına, daha doğrusu hiçbir ırk ayrım gözetmeksizin bütün Anadolu insanına o kadar güzel bir demokrasi bırakmış ki o yoklukta, o kıtlıkta bütün bunları o güzel demokrasiyi getirmiş, yerleştirmiş ve bu Türkiye Cumhuriyeti'ni tüm her türlü insanıyla beraber kucaklamış ve haka yürümüş. Biz onu minnetle, şükranla, anmakla kalmayalım. Onun ilke ve inkılaplarını ilelebet devam ettirmek için elimizden ne geliyorsa en güzelini yapmaya çalışalım. Bir başka Atatürk yok. Bir başka Anadolu da yok. O nedenle ikisinin de değerini, kıymetini bilelim ve bildirelim. Şimdi fakir Isparta, Sinirkent, Ulubey, Veli Baba Sultan Ocağı, dergahı. Dergahta birden fazla dedelerimiz var. Hepsine buradan aşkını yazarımızı var. Onların da özü gönlü burada olsun. Orada belirli bir hizmetler var. Hizmetler yapılıyor ki Ulubey Ova'da, o Senirkent Ovası'nda gerçekten yalnız bir köy. Başka bir Alevi köyü yok başka yakınlarında. Ancak bir Senirkent'in içinde bir kısım var, onlar varlar. Yüzyıllardır Veli Baba Sultan 1600'lü yıllarda daha önce onun dedeleri gelmişler, yerleşmişler Horasan'dan Malatya'ya, Malatya'dan da şimdiki Ulubey'in olduğu topraklara gelip oraya yerleşmişler. Veli Baba Sultan 1600'lü yıllarda yaşamış ve orada yetişen bir derviştir, bir evliyadır, makam sahibidir. İki cihan hazinedarı olarak biliyoruz. Büyük bir kişiliktir. Gerçi evliyanın büyüğü küçüğünü ölçmek bizim haddimize değildir. Eyvallah. O hak katındadır onun büyüklüğü, küçüklüğü. Mühim olan orada şudur, aslı olan Veli Baba Sultan'ı. Nasıl ki Atatürk'ün ilke ve inkılaplarından vazgeçmeyeceksek, Veli Baba Sultan'ın ve o evliyalarında, o makamlarında bu hak yoluna verdikleri hizmetlerden vazgeçmeyeceğiz. Eyvallah. Bizim Ulubey Veli Baba Sultan Ocağı Anadolu'nun çeşitli yerlerine mürşitler göndermişler, dedeler göndermişler. Örneğin benim büyük dedem İzmir'e kadar gitmiş ama tabii zamanla dejenere olmuş o yollar. Dedelik kurumlar bazı dejenere uğramışlar. Onun nedeniyle o taliplerimizi unutmuş gitmişiz. Şu anda bir Sandıklı yöresi var fakirin gittiği. O yörelerde var ve o Sandıklı halkının Anadolu'ya dağılmasıyla da gittiğim bazı şehirler var. Genelde yurt dışına da gidip geliyoruz. Oralarda hizmetlerimiz oluyor. Bu bir hizmet yarışı. Hizmet eden canlara aşk olsun. Eyvallah. Peki sevgili dedem, şimdi bizim aslında üst başlığımız erkanları işliyoruz. Eyvallah. Mutlaka sizin erkanlarınızda da bazı farklılıklar vardır. Dilerseniz bize Veli Baba Sultan Ocağı'nın Cem Erkanı'ndan biraz bahsedin. Cem Erkanları nasıl yürütülüyor? Buradaki görevler nedir? Ritüeller nedir?
neyi ifade ediyor ve nasıl bir cem gerçekleştiriyorsunuz oralarda? Eyvallah İsmailcan. Bu Berenlerin söylediği gibi ceme başladık, ceme girdik. Eyvallah. 12 imamlarla girdik, 12 imamlarla başladık. 3 can bir cem demiş. Biz de 3 kişiyiz ve bir cem de burada var. Eyvallah. Bu canlarımız da var ki cemimiz de başladı zaten. Anadolu'daki ocakların ve dergahların farklılıkları mutlaka var. Ama Hak Muhammed Ali'de birleşebiliyorsak, Hak Muhammed Ali yolunda birleşebiliyorsak ve gerçekten cem deyip de o cemde birleşebiliyorsak, o zaman demek ki pek bir farklılığımız yok. Bazı ritüellerde değişiklikler olabilir, var. O da bunu, bu mozaiğin bir güzelliğidir. Bu mozaiğin bir güzelliğidir. Zenginliğidir. Zenginliğidir, güzelliğidir. Yani her şey illaki böyle olacak diye değildir. Bu neye benzer? Bir güzeli bir kutuya koymaya benzer. Oysa bir güzeli saçarsak bütün evren güzelleşir. Bütün evren güzelleşir. O nedenle bu güzellikler de gerçekten Anadolu'nun bir güzelliği. Bizdeki Hacı Velibba Sultan dergahındaki ocağındaki ritüellerde yıllık görgümüzü yaparız. Kesinlikle. Dar cemlerini, darını yani kırkını kesinlikle koymayız haka yürüyen canımızın. İkrarlarımız daimdir. Cuma akşamı dediğimiz cuma cemlerimiz, muhabbetlerimiz daimdir. Nevruzumuz, bayramımız, bu cemlerimiz daim. Genelde bunlar, bütün bunların hepsini gerçekten zamanında ve yerinde yerine getirmeye çalışırız ve yaparız. Her dedelerimizin talipleri farklı farklı, ayrı ayrı. Onlar herkes kendi korusuyla o hizmetlerini görürler, giderler. Ha, 12 hizmetler belki bu televizyonda gördüğümüz gibi bir çağrışmayla falan gelmezler ama 12 hizmet mutlaka vardır. 12 hizmet görevi yerine getirilir. Şu amaç olan, belki biraz sonra o konuya gireriz ama şudur amaç: zahiri alemden batın alemine geçip gerçekten o cemde cemin birliğine, dirliğine varabilmek. O cemin güzelliğini, hak sevgisini, insan sevgisini o cemde hissedebilmek. Hoşgörüyü, kardeşliği, muhabbeti paylaşabilmek. Sadece bir kişinin konuşmasıyla değil ama oradaki bütün canların katılımıyla yapılan muhabbetler. Cemleri gerçekten cem gibi yaparız. Yani kelimenin anlamıyla gerçekten cem gibi yaparız. Herhangi bir farklılığımız yok ama mutlaka diğer canlarımızla, ben gidiyorum işte dışarı içeriye, oradaki cemlerden tabii farklılıklarımız var ama mühim olan Hak Muhammed Ali ceminde beraberce birleşip toplaşabilmek. Ama peki şimdi, görgü cemlerini nasıl gerçekleştirirsiniz? Çünkü daha önceki sohbetimizde de biraz değinmiştiniz. Yani ekranda değil, ekranda çıkmadan önce yukarıda sohbet ederken müsahiplik olgusunun sizde olmadığı. Oysa Anadolu Alevilerinde şu var: müsahiplik olursa müsahipler gelir, müsahipler gelip görgü cemine girebilirler. Bireyler girmezler orada. Sizde sanırım farklı. Bu nasıl bizdeki, bir farklılık var? Bizdeki o olay şöyle: daha önceleri, çok önceleri, bizim dedelerimizden belki daha eskiden müsahiplik varmış, zamanla kaldırılmış. Demek ki olamamış, yani yapılamamış, çekilememiş. Günümüzün müsahipliğini önce bunu tartışmamız lazım. Gerçekten günümüzden müsahiplik var ama yeterince veya gerçekten hak ve adaletçe yerine getirilebiliyor mu? Evet. Hakikaten müsahiplik kurumu işletebiliyor mu? Bu önemli. Diğeri, bizdeki olay yol kardeşliği var. Evet. Ve eşinle berabersin. Eşinle. Evet. Eşim bana cennetse ben de eşime cennetim. Yani bir başka cennet aramıyoruz bizim şeyimizde. Evet. Yani biz eşimizle beraber dara durarız. Eşimizle beraber aklanır, paklanırız. Hı-hı. Ve yol kardeşlerimizle, bütün canlarla beraber de yol kardeşliği süreriz. Evet. Dediğim gibi müsahiplik, bizde müsahiplik kurumu yok. Müsahiplik yok. Evet. Ama dediğim gibi çok eskilerden varmış ama kaldırılmış. Peki. Şunu söylemek istiyorum burada İsmail'cim, biraz hemen müsaade edersen. Buyurun. Sen zamana değil de zaman sana uymaz, sen zamana uymak zorundasın. Artık bazı şeyleri de gerçekten zamana uydurmamız lazım. Niçin? Gençlerimizi, çocuklarımızı, gerçekten çocuklarımızı ve gençlerimizi bu yolu hazırlamak için.
bu yolu hazırlamak için. Eğer varsa bizim içimizde bir değişik durumlar, varsa bizdeki bir hatalar, hata demeyelim ama gerçekten hani hoşumuza gitmeyen bir şeyler de varsa gelin bundan bırakalım ve zamana uyup o çocuklarımızı tertemiz bu cemlerde yetiştirmeye çalışalım. Sevgili dedem, ben bir anons yapmak istiyorum. Çünkü şu anda izleyenlerimiz tam böyle odaklanmışken programa, mutlaka soruları vardır, mutlaka görüşlerini bizimle paylaşmak isterim, mutlaka öğrenmek istedikleri bir şey vardır. Evet. Onunla ilgili sevgili izleyenler, bize 0530 848 1312 nolu WhatsApp hattıyla bize soru, öneri ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum, televizyon ekranında da vardır, oradan not edin, 0530 848 1312 nolu WhatsApp hattıyla bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben hemen buradan sevgili dedemize sorduğunuz soruları hemen dedemize ileteceğim ve dedemiz onları cevaplandıracak bilgisi dahilinde. Evet. Evet, bildiğimizin alimiyiz, bilmediğimizin de talibiyiz. Eyvallah. Yani illa her şeyi de bileceğiz de bir kural da yok. Eyvallah. Eyvallah dedim. Eyvallah dedim. Evet, tam da şeyi anlatıyordunuz. O özellikle gençlerimizi bu yola gençlerimizi bu yola çekmek. Şunu mu demek istiyorsunuz? Yani şu anda kentlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kentlerdeki yaşam toplumu mutlaka değiştiriyor. Yani köydeki yaşamdan farklılaştırıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz bunu bilincindeyiz. Yani bir güncelleme mi gerektiğini aslında belirtmek istiyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Ya da bu güncelleme nasıl olmalı? Açık ve net olarak şunu söylemek istiyorum. Zaman öyle bir zamana kaldı ki. Zaman diyor beni öyle bir eğitti ki diyor Hazreti Ali Efendimiz. Şimdi bugünümüzün zamanında öyle bir zamana kaldı ki kendi çocuğumuza, kendimize sözümüz geçmiyor. Yani artık sorumluluklarımız ancak kendimizedir. Dolayısıyla gerçekten bir başka canımızın sorumluluğunu alma şeyimiz kalmadı. Çünkü şehirlerde o kadar çok tuzaklar kuruldu ki her taraf tuzak. Yani birinden düşmesen birine düşeceksin. Bu nedenle bizim yolumuz hata götürmez, bizim yolumuz herhangi bir şey götürmez, temiz temiz olan bir yol. Bu nedenle de bu yolda, ama şunu da yapmamız lazım. yolu bozmadan ne gibi bir beraberliğimizi, birliğimizi sağlayabilecek artı bu yolu daha güzel nasıl sürebileceksek bunun alternatiflerini bulmak zorundayız. Yani bu da günümüzdeki cemevleriyle olmuyor kardeşim. Yani günümüzdeki cemevleriyle olmuyor. Mutlaka cemevlerimiz olacak. Mutlaka derneklerimiz olacak. Kurumsallaşmadan başka hiçbir şey yapamayız. Mutlaka kurumlarımız olacak. Ama kurumlar biraz daha gençlere, biraz daha çocuklarımıza değer verip o çocuklarımızı orada bir şekilde eğitmeliyiz. Nasıl olur? Geliriz bir araya, konuşuruz, tartışırız. Hangisi doğruysa, neyi doğruysa onu yapmaya çalışırız ki bunu yapmamız lazım. Özellikle şehir Aleviliğinde, özellikle şehirdeki çocuklarımızda bu mutlaka şart. Çünkü boş olan çocuk bir yerlere gidip kendini dolduracak. Evet. Ama yani insanın boşluk tanımıyor değil mi? Evet. Yani, hayır. Boşluk tanımıyor. İnançta boşluk tanımıyor. Hayır, tanımıyor. Yani insana mutlaka inanç gerekiyor. Mutlaka inanç gerekiyor. Artı o çocuğa bir de böyle gidip gelebileceği bir yer gerekli. Orada eğitim alabileceği, oradan bir tat lezzet alabileceği bir kurum gerekiyor. O kurum işte o çocuklara bizim vermemiz lazım. Nasıl veririz dediğim gibi onu artık oturacağız, konuşacağız, tartışacağız. Bu kurumları bu çocuklarımıza verip bu çocuklarımızı oralarda yetiştirmeliyiz. Ya şimdi herkes elinden tutuyor çocuğunu, ezanın sesini duydu mu doğru camiye götürüyor. Biz niye getirmiyoruz çocuklarımızı cemlerimize? Yani tabii artı daha farklı şeyler var. Biliyor, Kur'an kursları var, mahallelerde açılan her türlü şeyleri var. Şu anda önü açıldı onların. Bizim böyle bir yapmıyoruz? Neden yapmıyoruz? Neden bir araya gelemiyoruz? Neden birliği beraberliği sağlayamıyoruz? Neden parçalanıyoruz? Neden bölünüyoruz? Hani bölünüyor muyuz? Bölünüyoruz efendim. Bölünüyoruz. Parçalanıyoruz. Bölünüyoruz. Ne gibi mesela? Ne gibi bölünüyoruz? Yani çünkü sanki inanan topluluk açısına baktığımızda böyle bir bölünmenin olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Şimdi inanan toplumlarda değil de. Ya Alevi toplumunda Alevi, diyorum. Alevi, o Alevi inancını yaşayan. Şimdi şöyle bölünüyoruz.
ocaklar arasında anlaşmazlıklar çıkıyor. Dergahlar arasında anlaşmazlıklar çıkıyor. Düşüncelerde, fikirlerde anlaşmazlıklar çıkıyor. İlla ki senin fikrin, benim fikrim demeden, vatandaşın inancıyla oynamadan, hoşgörüyle bir araya toplayabilirsek vatandaşlarımızı, bu canlarımızı, Alevi toplumunu, ha, o zaman belki birliği sağlayabiliriz. Yani hoşgörümüz mü kalmadı? Yoksa ne bileyim biraz daha böyle katılaştık mı? Onu da anlamıyorum, onu da bilmiyorum. Ama özellikle Avrupa'ya bakıyorum. Avrupa'daki o güzel birlik, beraberlik maalesef zaman zaman böyle çatışmalara dönüşüyor. Yani zaman zaman kurumlar arasında ikilikler olmaya başlıyor. Aynı o ikilikler Anadolu'nun burada da mevcut. Yani kendi Anadolu'muzda da mevcut. Yok efendim A kurumu, B kurumu birbirleriyle ilişki kurmadan, yok efendim şu kurum. Yani şimdi isimleri vermek istemiyorum da. Yani bunları oysa her şeyi bıraksak, her şeyi şimdi koysak. Sevgili dedem, şimdi şöyle bir şey var. Bazı kurumlar Hak Muhammed Ali yolunu lafta söylemelerine karşın Şah-ı Merdan Ali'ye Arap Ali diyebiliyorlar. İmam Hüseyin'e, Şah Hüseyin'e sahip çıkarken onun o direncine, o Kervela'daki dik duruşuna ve insanlığa bir abide olarak o kellesini vererek sunan Şah Hüseyin'i adını çok rahatlıkla kullanabilenler var. Şimdi bunları kastediyorsanız bu ayrı yani bu ama onun dışında işte bizim dergahlarımızda, cemevlerimizde inançlı şeyler var. Yani var mutlaka. Yok demiyorum. Mutlaka var. Yani sen o olmasa bugün kurumlarımız olmaz. Yani mutlaka evet. Var. İnançsız o ama korkum şudur. Bizleri bir araya getiren illaki bir başka musibetler mi olsun? Yani illaki bir başka bir şeyler mi olsun ki biz yine bir araya gelelim? Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki Kerbela olayında İmam Hüseyin başımı verdi. Evet. 72 can gitti. Maraş'ta gitti. Hı. Çorum'da gitti. Sivas'ta canlarımız gitti. Ha, evet bunlara üzüldük. Ama ya şunu söylüyorum. Gelin diyorum ki bir başka Sivas olmasın. Bir başka Maraş olmasın, bir başka Kerbela yaşanmasın. Bunun için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım. Yani orada birlik olalım, evet. Orada beraberlik olalım. Evet. Bunları savunalım. Yoksa herkes kendi ocağında bir şeyler yapıyor. Evet, herkes kendileri bir şeyler yapıyor. Ama yukarıda neredeyiz? Yukarıda neredeyiz? Tepede neredeyiz? Tepede birliğimiz var mı? Yok. Evet. Peki. Bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce birkaç mesajı da okumak istiyorum. Dönüşte ikinci bölümde bunları hemen değineceğiz. Dedeme sorun var. Gençler hiçbiri namaz kılmıyor. Ali'nin yolunda gitmiyorlar. Neden diye sormuş. Namaz var mı yok mu onu şey dersiniz. Sonra selamlar, hayırlı yayınlar. Cem evlerinde şey etti. Başka sanırım devam ediyor. İyi akşamlar. İsmail Can, ben dedeme bir sorum olacak. Müsaiplik, müsait olmadan nasıl görülüp sorulur? Fazlı darı, fazlı sarı güvenç aptal. Fazlı sarı güvenç aptal köyünden sormuş. Yani müsait olmadan nasıl görülür? Az önce aslında ben onun cevabını verdiniz. Sizde sadece o yok. Sonra o kadar çok soru var ki dedeme bir sorum olacak. İkrarlıydım ama ikrarımı bozdum. İkrar oldum. Olduğu kişi kendisi çalışmıyor. Sağlığı çok iyi fakat hanımı çalışıyor. Ama helalinden deyip o yüzden ikrarımı bozdum. Yani yanlış işler yaptı. Dolayısıyla ikrarımı bozdum. Kusura bakmayın saygı ve sevgiyle. Bu ne olur diyor. Bunun sonucunda ben ne yapmalıyım diyor. İkrarını bozmuş. Sonra dedim sonra da siz bir deyiş söyleyecek misiniz? Hemen şimdi mi söyleyeyim onu? Deyişe gidelim mi arkadaşlar yoksa bir deyiş söylesin dedem ondan sonra mı reklama gidelim? Peki o zaman verelim ben o arada okuyayım siz şey edin. Alın. Komşum Kalender Gürer ve dedem Hüseyin Keskin'e Almanya'dan selamlar olsun. Cem TV'ye teşekkür ediyorlar sevgili izleyenlerimiz. Ama isimlerini yazmıyorlar. Efendim?
Hayırlı akşamlar Erenler. Ben Antalya'dan Murat Borucu. Kalender amcama ve Hüseyin dedeme saygı ve selamlarımı. Teminlerini gönderin. Hepsini saygılı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Gerçekten çok duyarlı ve yüzlerce mesaj gönderdiniz. Ben içinde seçeceğim dedem birazdan ikinci bölümde cevaplayacak sizler sorularını. Buyurun dedem. Harmanlarda savruldum, Ehl-i Beyt'in aşkı ile kavruldum. Turab oldum, pirel ile yoruldum, mürşidimi cemde. Bundan sonra gam yemem, aldan bilmeyene kalımı de. Bulanık sularda yüzümü uyumam, Necef deryasına daldım eren. Sularda yüzümü yumam, Necef deryasına daldım ere. İyi
İnternetim limitsiz, hızım fiber olsun diyenlere büyük haber. 24 megabite kadar hızlı D-Smart.net limitsiz fiber internet. Her şey dahil. Ayda sadece 59 lira. Üstelik Premier Ligi ve dünyanın sporunu cepte. Web'de, tablette izleyebileceğiniz Go Spor'da içinde. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. Cem TV'den Cem'e gönül verenlere özel bağlama kampanyası. Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlaması zevk almayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Bir adet kaliteli Maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu harika bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap, ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler, haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlaması zevk kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde kolaylaştırılmış bağlama çalma tekniklerini içeren CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti bulunmaktadır. Sizler için hazırladığımız bu setle hayatınızda elinize hiç bağlama almamış olsanız bile kursa gitmeden, kimseden ders almadan hangi yaşta olursanız olun, ister 7 yaşında, ister 70 yaşında olun, sadece 3 ayda bağlama çalmayı öğreneceksiniz. Bu setle ister kendiniz çalışın, ister çocuklarınız, ister anneniz, ister babanız. Bağlama çalmanın güzelliğini sizler de yaşayın. Bir bağlamada sen al kampanyamıza destek vererek geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bağlamayla tanıştırın. Yarının ozanları, yarının aşıkları bu setle yetişsin. Sizler de kültürümüzü yaşatmanın gururunu yaşayın. Ölesiye, ölesiye.
Cem'e gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler, haydi bir bağlama da sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu sette herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde bir adet maun bağlama, bir adet koruyucu kılıf, bir adet yedek tel takımı, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti bulunmaktadır. Haydi bir bağlama da sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Gelin canlar. Bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Hemen ikinci bölümüne geçiyoruz şu an ve ben sevgili dedeme birinci bölümde Cem'i sorduk. Cem erkanı nasıl yürütüldüğü şeklinde biraz konuştuk ama yani asıl şimdi biliyorsunuz ki sevgili dostlar canlar Hakk'a yürüdükten sonra onların erkanı var. 40 erkanı derler yörede, darda indirme erkanı derler. Bu tür erkanlar farklı isimler alabilir ama ben hemen sevgili dedeme onu sorayım. Çünkü o önemli. Bir can Hakk'a yürüdüğünde mutlaka dardan inmesi gerekiyor diye biliyorum. Siz ne diyeceksiniz sevgili dedem? Ve bu neden böyle olmalıyı da sevgili konuklar, izleyenlerimize eğer anlatırsanız sevinirim. Şimdi İsmail Can, programın adı İkrar. Evet. İkrarlı olan bir can Hak'a yürüdüğünde verdiği ikrarın gereği bunun o dardan, o ikrarda durup durmadığına çok kısa olarak yani şeyini, bunun bir sorgulanması lazım. Yani bu canımız ikrarını verdi ama bu yaşadığı sürece, gelip gittiği sürece, bu cemlere katıldığı sürece bu verdiği ikrarda durdu mu durmadı mı? Yani bu canımız Hak'a yürüyene kadar gerçekten Hak yolundan ayrıldı mı ayrılmadı mı? Yani evet. Bu şey bu. Evet. Bunu çok kısa olarak söylüyorum ama İşin esası bu yani. İşin sorgusu. Aslı bu. Bunun sorgusu. Ama bunu biraz açalım. Açalım lütfen. Evet. Şimdi ikrar veren bir can dedenin, mürşidin veya pirin huzurunda bir söz verir. İkrar verir yani. Kime? Allah'a, Hak'a bir söz verir. Bunun Türkçesi de şudur, insan olmak. Bırak gerisini. Bir izleyenimiz sormuş zaten, ikrar nasıl verilir? İnsan cevabı. Olmak. İnsan olmak. Nasıl insan olmak? Doğru, dürüst, hoşgörülü, insan sevgisiyle donatılan, insanı seven, içinde Hak'la Hak olan bir canımız ikrarını verir. Ha der ki, Hak'a yaramayan hiçbir unsurları yapmayacağım. Yani şimdi buna uzun da kısa geçiyorum. Ben doğru geleceğim, doğru gideceğim. Dost gönlünü incitmeyeceğim. Bundan sonra benim ağlattığım varsa güldüreceğim, yıktığım varsa kaldıracağım, döktüğüm varsa dolduracağım. Doğru gideceğim, doğru geleceğim ve bütün bu Alevilik kurallarını da yerine getireceğim. Eyvallah. Bunun kuralları nedir? Aslında insanlık kurallarıdır. İnsanlık kuralları. Şimdi bu canımız
Mesela orada bir deyiş var. Diyor ki, açıldı kapı, içeri girdim. Mizan teraziyi ben orada gördüm. Bir ayak üstünde 1000 saat durdum. Sızıladı kemiklerim, ilik hal oldu. Şimdi 1000 saat yaklaşık 39-40 güne tekabül eder. Evet. Şimdi dara duran bir can, dara duran bir can sorguya gelmiştir. Hak kapısına gelmiştir. Bizim nedir, biraz önce konuşmuştuk. Ahiret dediğimiz şey bizde hak kapısıdır. Dar-ı Mansur'dur. Yani pirin huzurundaki dar duruşu hakkın kapısıdır. Ve o da ahirettir. O da ahirettir. Her insan ahireti odur. Olur, orasıdır. Evet. Her insanın değil, her Aleviyim diyen. Her inanan. İnanın. Evet, ikrarlının. Evet, ikrarlı inananın ahireti orasıdır. Eyvallah. Şimdi şu var orada. Bu canımız Hak'a yürüdüğünde o terazi öyle bir terazi ki ağdırmayan, Hak geçirmeyen, Hakk'ın kendi öz terazisi. O terazide o canımız tartılır. Kimin huzurunda tartılır? Oradaki canların, o kırklar meclisinin içinde tartılır. Eğer gerçekten ağır gelir de iyiyim, eyvallah diyebiliyorsa mesele bitti. Ama eğer o canlar onu aklayıp paklamazlarsa yine bitti. Yani bir şekilde orada aklını paklanıp helalleşmesi lazım. Kimin yanında? O canımızın mutlaka oğlu, kızı, eşi, birileri, müsahiplerde müsahipli canları mutlaka orada o canımızı aklayıp paklayacaklar. Evet. Mühim olan gerçekten bizdeki en önemli ikrar bayramdır, dar matemdir. İkrar bayramdır, dar matemdir. Görgü de senin yıllık bayramındır, yıllık güzelliğindir. Evet. Çünkü o geldiğin hak kapısından, o görgüden geçmediğin sürece kendini temizlemeyen bir başkasını temizleyemez düsturuyla mutlaka her canın senede bir defa o posta gelip niyazını yapıp aklanıp paklanıp temizlenmesi lazım. Gel ben seni temizleyeyim. Olmadı, ben de seni temizleyeyim. Bu danışıklı dövüş gibi bu işler İsmail'cim olmaz. Olur. Yani bunlar olmaz. Bunları... Yani yolla aldatmayalım. Yolun kurallarını yerine getirelim. Yolun kurallarını yerine getirelim. Burada bazı sorularımız var. Bu dar cemini fazla da geciktirmek de doğru değil. Değil mi? Doğru evet. Değil yani. Zamanında fazla geciktirmeden fazla zamanında onu da yerine getirmek lazım. Niçin ikrar veren bir cana diyor ki geldim oturdum yer verdiler geçtim yerime oturdum. İkrar veren bir can ikrarından sonra yer gösterilir gider oraya oturulur. Peki Hak'a yürüyen can da darda duruyor. O nereye oturacak? O da Hak katında kendine bir yer bulup oturacak. Dardan indirmekteki esas bizdeki inanç felsefe bu. Evet. Orada felsefe evet. Bu yani. O da zaten çok önemli. Çünkü evet. Öbür türlü peki darda indirmezlerse diyelim ki evlatları, eşi, akrabaları gelip darda indirme konusunda indirmek istemediler. Bunun bir yaptırımı var mıdır sevgili dede? Bunun bir yaptırımı geçen sene başıma geldi. Evet. Geçen sene başıma geldi. Şey vardı, Aksaray'da, Aksaraylılar orada bir canımızın, Hak'a yürümüş canımızın böyle dar kurbanı vardı, kırkı vardı yani. Evet. Orada İki evlat birbirlerine küs, kırkın. Ama evlatlar babalarını dardan indirecekler ama konuşmuyorlar. O lokma yenmez çünkü kırgın, dargın olanın lokması yenmez. Evet. O yenmez. Evet. Barışın dedim, barışmadılar. İkiniz de çıkın. Kız, 3 tane kızı var. Kızlarını çağırdım. Siz dedim gönül rızasıyla babanızın darını yapar mısınız? Kızın ikisi dedi ki yaparız ama biri dedi ki benim beyim belki razı olmayabilir. Ha eğer yapsalardı kızlar oğlan çocuklarını şeye sokmayacaktım. Cene sokmayacaktım. Babanıza değil sizin kahrınız, kendinize değil o Hak'a yürüyen cana sizin kahrınız. Kırgınlığınız, dargınlığınız Hak'a yürüyen canadır. Kendinize değil. Kendinize değil. Evet. O aklanıp paklanacak. Kırgınlık, dargınlık orada olmaz artık. Evet. Şimdi yapmıyorlarsa veya yapacak birileri yoksa bizdeki kültür şudur. Bütün canlar toplanır beraber o canımızı, o kurbanını kesip onu dardan indiririz. Evet. Destur bu. Evet. Destur bu yani. Peki sevgili dedem şimdi Seda Özdemir canımız saygılarını, selamlarını iletiyorum. Bir mesajlara
Aldoğan dedesine, Milli dedesi size şöyle bir soru yöneltmiş. Bölgenizde hangi ocaklar var? Siz hangi pir ve mürşide bağlısınız sevgili Hüseyin dedem? Onu size sormuş. Ulu Bey'de Feray Hanım selam ve saygılarını göndermişler. Programı izlediklerini belirtiyorlar. Sonra Mustafa Nafi Nazlı Karadağ Almanya'dan yine aynı şekilde izliyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir de Almanya'dan Şirin Hanım Kalender abimizin abisinin kızı. Evet, evet. Ona da saygılarımızı iletiyoruz. Ama aynı zamanda dedem şey var. Adalar Cemevi Kazım Biçer dostumuz da çok selam ve saygılarını iletiyor ve izlediğini belirtiyor. Yani şimdi bir de size yazdı. İki tane bendeki. Evet, programın öncesinde size söylemiştik. Yani şimdi bu kadar sorular, öyle sorular var ki her biri bir programı içerecek. Şimdi dört kapı 40 makam demiş. Siz şu anda demiş. Aldığımız evet dört kapı 40 makam. Dört kapı 40 makam onu o şekilde izah etmeye kalksak evet. O bir programı bitirir. Yani, yani. O hemen iki satır kelimeyle söylenecek evet. Bir şey değil evet. Ki. Peki. Ha, ama dört kapı 40 makam her kapının 10 makamı var. Dört kapı nedir? Şeriat, tarikat, marifet, hakikattır. Ama bu aslında kapı da sensin. Her şey kendi özündedir. Her şey senin kendi içindedir. Evet. Yani hak sende, hak Adem'de, Adem hakta. Yani bir yerde başka bir şey de arama. Kendi özünde arayacaksın her ne ararsan. O nedenle şeylerin de kapılarında onar tane makamları var. Onlar tabii dediğim gibi uzun konular. Evet. Evet. Peki sevgili dedem şimdi o zaman sorulan şuradan soruları namaz, gençlerin namaz olayları var. Bunu genelde soruyorlar. Şimdi İsmail'cim net konuşayım. Bazı şeyler söyleyeceğim, söyleyemiyorum. Evet. Yani erken mi diyorsunuz? Yani erken midir erken, yoksa yanlış anlaşılır? Yanlış anlaşılır diye söyleyemiyorum. O konuları gerçekten söyleyeceğim. Şimdi namaz eşittir dua. Evet. Salat. Kur'an'daki. Salat, duadır yani. Evet. Duadır. Evet. Duanın vakti, saati, zemini, zamanı, zemini olmaz. Evet. Nerede, ne zaman, nasıl dua yaparsan yap. Duanın yazılısı da olmaz. Evet. Nedir dua? Hak'tan istediğin bir şeydir. Hak'tan bir şey istiyorsun. İlla bunu yazılı olarak değil. Sen iste yeter Hak'tan. Gönülden nasıl? İste. Evet. Gönülden iste. O senin içinden ne geliyorsa odur dua, odur. Yani namazın vakti... Şimdi şunu söyleyeyim. Yani günde 5 vakit ezan okunuyor da 6. vakitte Allah tatile falan mı gidiyor? Haşa. Var mı böyle bir şey yani? Ha şimdi aynı bu şeyler oruçlarda da geçerli. Nefsinize hakim olasınız diye size orucu farz kıldık diyor. Peki nefis sadece boğaz mıdır? Yeme içme midir? İşte bütün bunları gerçekten... Yani ama bunları konuşmanın zamanı geldi. Konuşmanın zamanı dedem, geldi İsmail'cim de. En azından diyelim ki dışımızdaki işte sünni dostlarımız var. Sünni bir ekol yani sonuçta. Bunlar da anlayacak yani. Bizim süreğimizle sünni dostlarımızın süreyi farklı. Farklı tabii. Yani hepimiz Hakk'a inanıyoruz. Cenab-ı Hakk'a inanıyoruz. Hepimiz Muhammed Mustafa'ya inanıyoruz. Hepimiz onun Kur'an'ına inanıyoruz. Değil mi? Yüce Allah'ın gönderdiği kitaba inanıyoruz. Başımız oraya bağlı diyoruz. Sünni'ninki de bağlı, Alevi'ninki de bağlı. Dolayısıyla bu ortak paydayı aslında öne çıkarmak gerekmiyor mu? Ha bizim artı Ehl-i Beyt'e olan aşkımız... İnancımız, onların yolundan gitmemiz eğer bir hataysa, vallahi yani hata olarak görüyorlarsa bırakalım görsünler zaten. Bizim orada bir sorunumuz olmaz. Biz kendi inancımızı yaşayacağız. Biz Hakk'a kendi doğrularımızla gideceğiz. Öyle değil mi sevgili dedem? Şimdi, şimdi madem konuyu buraya getirdin o zaman şöyle bir şey bağlayalım. Buyurun. Hakk'a biz Alevi inancına, Alevi yoluna inanan ve o yolda yürüyen insan sevgiyle gider. Korkusuz gider. Korkmaz. Evet. Allah'tan kork. Niye korkayım? Evet. Neden korkayım? Allah şöyle yapacak, Allah böyle yapacak, Allah asacak, kesecek. Niye Allah hep kötülük mü yapar, güzellik yapmaz mı? Neden yapmıyor? Hep böyle yani bu şekilde korku vere vere korku bir din yaratmışız. Yaratmışlar. Evet. Ha
Ama Aleviliğin özünde sevgi var. Aleviliğin özünde hoşgörü var. Aleviliğin özünde birlik, beraberlik var. Aleviliğin özünde gerçekten candan kucaklama var. Hak Muhammed Ali var. Evet. Şimdi acaba biz mi yanılıyoruz? Yoksa korkuyla giden mi yanılıyor? Hayır, biz yanılmıyoruz. Biz yanılmıyoruz. Affeden bizleriz. Affeden, bağışlayan bizleriz. Her şeyi hoş gören bizleriz. Ve biz gerçekten Allah'ı seviyoruz. Yaradan'ı seviyoruz. Sevmek yani. Varken niye? Daha başka şeye ne gerek, ne gerek var ki? Değil mi? Tabii sevmek ne gerek var? Yani sevgi varken, hoşgörü varken ve Allah'ı, Yaradan'ı, Yaradan fakiri yaratmış, bizi yaratmış. Biz de onu tanımışız. Dolayısıyla yani insan, Adem de alemlerde Yaratan'ın bir halifesi olmuş. İnsan olmuş yani. İnsan olmuş. Şimdi o nedenle bizim farklılığımız olmayacak mı? Elbette olacak. Elbette olacak. Yani o dem, bu dem, bu dem, o dem diyoruz ya. Evet. İnanır mısınız? Belki 570'lerdeki, 600 yıllardaki zaman neyse şimdi o da aynı zaman. Şimdi de aynı zaman yani. O zamanki baskı neyse şimdi de aynı durumlar. Sadece baskının şiddeti ve şiddeti, şekli değişmiş. Kırılmış. Kırılmış. Biraz şekli bu kırılmış değişmiş. Yani. Evet. Şekli değişmiş. Ama güzellik nedir? Güzellik nedir? Gerçekten ben Aleviyim deyip, Alevilik bakın canlar, Alevilik yaşamın kendisidir. Yaşamın özüdür. O bir yoldur. Sorma be birader mezhebimizi, biz mezhep bilmeyiz, yolumuz vardır. Çağırma meclisi riyaya bizi, biz şerbet içmeyiz, dolumuz vardır. Şimdi bu yola girmek için, bu yola yolda yürüyebilmek için önce ben Aleviyim diyebiliyorsan ikrarın olacak kardeşim. Evet. İkrara bende olacaksın. Bir el etek tutacaksın. Yani bir mürşidi pire bağlanacaksın. Artı yıllık o görgülerini, o güzelliklerini ortaya sereceksin, ortaya koyacaksın. Evet. Arınıp temizleneceksin. Şimdi orada bir canımızın sorusu var. Şimdi dedemizin. Diyor ki bir bayan Ali Büyüköy Cem evine de gidiyormuş ve orada cevabını bulamamış ki bize soruyor. Benim kızım sünni bir çocukla izdivaç ediyor, yani görüşüyor. Bunların evlenmesinde bir sakınca var mı inancımız gereği diyor. Bunun sosyal konusunu da... Şöyle yapalım onu. Hani bir söz vardır ya, zaman bulduğunu harcar. Evet. Zaman bulduğunu harcar. Şimdi eskiden Alevi toplumları köylerde bir avuç köyün içerisindeydik. Hepimiz o köyün içerisinde büyüdük. O köyün içerisinde evlenmek zorundaydık. Ama şimdi öyle bir açıldık ki dünyaya açıldık. Bırak Türkiye'yi, dünyaya açıldık. Senin kızım, benim oğlum, yani artık sen şunu alacaksın, ben onu istiyorum deme hakkına sahip de değiliz. Ha, biz şöyle bir şey oldu. Aynı bu konular Hacı Bektaş Veli dergahında toplantılarda da tartışıldı da. Şöyle dendi en sonunda. Dendi ki eğer gerçekten bir para karşılığı kızımızı istemediğimiz birine, yani sünni inancı ve hatta bir başka inanca tabi olan, sünni demeyelim, bir başka inanca tabi olan birine veriyorsak, gerçekten para karşılığı veriyorsak ve kızımızın istemeden veriyorsak, buna olanca cezayı verelim. Verelim bunu. Ama hayır. Bunu çocuklar birbirlerini sevmiş, çocuklar birbirlerini beğenmişler ve bağnazlık da yoksa niye olmasın? Çocuğumun girmiş benim 25-26 yaşına, 30 yaşına. Ne yapayım? Ne yapalım? Çocuk girmişse babanın, dedenin kabahati ne? Ne yapsın? Sana bağlı, üstelik sana bağımlı bitmiş. Sana bağımlılığı kalmamış. Sevgili dedem, şimdi artık biraz yumuşatmak lazım bazı şeyleri ya. Yumuşatmak lazım. Doğru söylüyorsunuz ama bir de mesela şöyle bir şey var. İkrarlı olan gençler nedense başka inançtan kimseyi seçmiyor. Böyle de bir ikrarlı... İşte deminki onun dediğim için, olaya geliyor onun için, konu. Değil mi? Yani doğrusu aslında işin özü odur da ama değil mi? Şimdi bunu derken de dede böyle böyle dedi gibi anlamasın canlarımız. Evet. Elbette tasvip ettiğimiz, elbette beğendiğimiz, elbette istediğimiz. Ben kendi kızımı söyleyeyim. Benim kızım 30 yaşına kadar dur bekledi. Niçin? Hani söz gelmesin diye.
Şimdi ne yapalım yani, çocuklarımızı evet istemiyoruz, yapmasınlar, olmasın. Ama günümüzün koşullarında oluyor kardeşim. Oluyor. Ve olması da doğal. Bu yani yolun bozulması manasına gelmez. Ama ha, demin ki dediğim oraya geliyoruz yine. Eğer biz çocuklarımızı bu cemlerde, bu erkanlarda, bu dergahlarda, bu kurumlarda yetiştirirsek gözümüz arkada kalmaz. Ama çocuğumuz dışarıdaysa o zaman da hiçbir şey deme hakkına sahip değiliz. Bu çağda zaten bu tür engeller koymak da doğru değil sanırım. Değil, 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 dede. Değil, evet. Değil tabii. Evet, şimdi bir izleyenimiz şöyle bir şey var da, sünni demek ne demek diye sormuş bir izleyenimiz. Muhammed Mustafa'nın sünnetine inanan kişilere kısaca sünni diyebiliriz değil mi sevgili dedem? Yani onun sünnetiyle yolu süren... Şimdi ama orada mezhep var. Değil mi? Evet. Orada mezhep var. Hı-hı, doğru. Şimdi sünnilik dediğimiz Hanife mezhebi, tamam. Hanife mezhebi peygamberin Hı-hı. ölümünden Hı-hı. yaklaşık 300 sene sonra gündeme tabii gelmiş. Ki, tabii ki. Mesela şimdi onu kalkıp da ehli müslüm olarak işte, tanımlarsak yanlış yaparız. Değil mi? Yanlış yaparız. Evet. Yanlış yaparız. Yani sevgili de programımızın sonuna geldik. Bu konular yani, gerçekten güzel konular ama çok dediğimiz gibi vaktimiz yok, zamanımız çok az. Evet, evet. Fakat bu kadar olduğuna yine razıyız. Teşekkür ederim. Yani bu kadar bize program açtınız. Bizleri çağırdınız. Evet. Hem izleyen canlarımıza. Sizden bir hem Türkiye toplumunun tamamına hem de özellikle Senirkent'te, Ulubey'deki taliplerinize, canlara bir mesajınızı da almak isterim. Çatal kazık yere geçmez, gelin canlar bir olalım, pir olalım, diri olalım. Evet. Ve bütün hepsine de aşkını yazarım. Eyvallah. Evet sevgili Kul Kalenderi, Aşık Kul Kalenderi hemen sözü sazı bırakalım. Ben bu arada veda edeyim, sizinle şey edelim. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Bize ayrılan zaman bu kadar. Bizden hemen sonra yine programlar var. Dolayısıyla bir program, televizyonun bir akışı var. Bunu çok şey etmeyelim, uzatmadan süremizi bitirdik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Özellikle bugün cem evlerinde cem olanlar, evlerinde, kendi evlerinde cem olanlar, bizi izlerken cem olanlara, hepinize ceminiz hak katında kabul ve makbul olsun. Gönlünüzde insan sevgisi eksik olmasın. Çünkü sevgidir bizim dinimiz, bizim mezhebimiz sevgidir sevgili izleyenler. Cenab-ı Hak bizi bu sevgi mezhebinden, sevgi dininden ayırmasın, bizi muhannete muhtaç etmesin ve Cenab-ı Hak yolunda yolumuza devam etmeyi nasip etsin diyorum. Allah Allah. Sevgili dedeme, Hüseyin dedeme ve sevgili Kul Kalender Hak aşığımıza çok teşekkür ediyorum. Aşkın yazarımı sunuyorum. Eyvallah, eyvallah. Allah eyvallah diyorum. Buyurun sevgili Haşim, buyurun. Sevgili dinleyenlerim, benim de canımı Allah yarattı. Yaradanımı inkar etsem olamaz. Hiçbir varlık kendi kendini yaratmaz. Yaradanımı unutsam olamaz. Dünyada barış, yurtta barış. Bütün dünya kardeştir. Ayıranlara yazıklar olsun. Güçlü güçsüz anlaşalım. Huzur için, barış için. Tek hedefte buluşalım. Huzur için, barış için. İnsan ise ki kavga niye? Yüzüldük hak diye diye. Nesimiler. Asıldık hak diye diye. Pir sultanlar, yiğitler. Vurulduk hak diye diye. Şairler, yazarlar. Yakıldık hak diye diye. Aşıklar, ozanlar. Dostluk edilsin hediye. Sevgi edilsin hediye. Birlik edilsin hediye, huzur için, birlik için. Kalender birleşmek haktır. Başkaca da yolu yoktur. Sevgi, saygı bizde çoktur. Huzur için, barış için, huzur için, sevgi için.
Gönül defterini açsam okusam, beyan ettiğim deyen alan var mı ola? İlmek ilmek halı halı kilim dokusam, kıymatını bilip bilip satar var mı ola? Şah Hasan Hüseyin Zeynel Abası, kabul olmaz dar günlerin tövbesi. Atılsa gönülden benlik libası, yükünü sırtından atan var mı ola? İmam Bakir hem Cafer'e varınca, çamura düşersin dostlar bir söz deyince. Bu iş sana düşmez düşmez ekme derince, hak deyip nefsine de kıyan var mı ola? Musa'yı Kazım'a varım nazlı, ben müminim dersen dersen olmaz sözüle. Kumrular ötüşür hem avazla, bülbül gibi dertli dertli öten var mı ola? Agiye nagiye verin selamı, velimin ceminde canlar dem dolduranı. Şu iki cihanda haklı kelamı, meyledip de kulak kulak veren var mı ola? Gel kalender aslan asla gezmem şer ile, hatamızda vardır gantar ile yüküle. Oyunlar oynanır dengi dengilene, hilebaz feleği de üten var mı ulan? Üten var mı ulan?